Ama ana kütle araştırması çeşitli nedenlerden dolayı yapamayacağımız durumlar olduğunu söylemiştik. Böyle bir durumda da örneklemden yola çıkarak o zaman %100 doğru bilgiyi elde edemiyor isek doğal olarak tahmin yapma sürecinden bahsediyoruz. İşin içinde tahmin yapma var ise yaptığımız işleme tahmin, bu tahmin yapan kişiyi de tahminci diyoruz. Ama tahmin yaparken arkadaşlar karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. İki türlü tahminden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi nokta tahmini dediğimiz, bir tanesi de aralık tahmini dediğimiz iki farklı tahmin var. Şimdi nokta tahmini tek bir örneklemden yola çıkarak ana kütle parametreleri hakkında tahmin yapma işlemine nokta tahmini diyoruz. Ama tek bir örneklemden yola çıktığımız zaman şöyle sakıncalar da olabiliyor. Çünkü bazen o ana kütlenin homojen olamayabileceğini, heterojen olabileceğini söylemiştik. Geçen hafta arkadaşlar konuyu anlatırken çeşitli örnekleme yöntemlerinden bahsetmiştik. O yüzden seçilen örneklemin ana kütleyi doğru temsil edip etmediğini bilemeyebiliriz. Yanlış yapmış olabiliriz. O yüzden nokta tahminimiz çok tercih edilir bir şey değil ama bazen mecbur kaldığımız durumlarda olabiliyor. Bir de bunun dışında arkadaşlar nokta tahminimiz tek bir rastsal örneklemden hesaplanan ana kütle parametresi tahmini işlemine denir demiştik. Tek evren parametresine ilişkin nokta tahminlemesi ise tanımlanan evrenden belirlenen küçük n birimlik, bu küçük n dediğimiz örneklemdeki gözlem birimi sayısıydı. Bir basit rastsal örneklem seçilir. Bu örneklemdeki birimler üzerinden ilgilenilen değişken itibariyle veriler derlenir. Bu işlem sonucunda da ana kütle ortalaması veya parametresi hakkında tahmin yapılır diyoruz. Bazen arkadaşlar tek evren değil de iki evren parametresi için bunu yapmak durumunda da kalabiliriz. Bu ister nokta tahmini olsun, ister aralık tahmini olsun. İki evren ortalamalardan bahsediyor isek iki ana kütle ortalamaları arasında ya da iki evren ortalamaları arasındaki fark, eğer oranlardan bahsediyor isek iki evren ya da iki ana kütle oranlar arasındaki farkı tahmin etmek durumunda kalabiliriz ilgilendiğimiz olaya göre. Şimdi nokta tahminlemesinde arkadaşlar tek bir örneklemden yola çıktığımız için hata yapabileceğimizi söyledik. Yani seçilen örneklemi gerçekten ana kütleyi iyi bir şekilde temsil edip etmediğini bilemeyebiliriz. Bu gibi durumlarda nokta tahminlemesi değil de aralık tahminlemesine başvurmak arkadaşlar işimizi her zaman kolaylaştırır. Yalnız aralık tahminini yaparken de şöyle diyoruz. Yani yaptığımız işlemde belli bir güven düzeyi belirliyoruz. Bu belirlediğimiz güven düzeyi arkadaşlar ilgilendiğimiz olaya göre %90 güvenle, ilgilendiğimiz olaya göre %95 ya da %99 güvenle tahmin yapmış olabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu %90, 95 ya da 99 tahminle yapıyoruz derken şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Normalde bizim normal tablomuz bu şekilde. Eğer %90 güvenle bir araştırma yapıyor isek arkadaşlar ana kütle ortalamasının tam ortada örneklem veya ana kütle ortalamasının tam ortada olduğu varsayımıyla %90 güvenle araştırma yapıyor isek bu %90 simetrik bir dağılım olduğu için %90'ın yarısı bu tarafta diğer yarısı bu tarafta olacak şekilde %45'i yani %90'ın yarısı bu tarafta diğer yarısı bu tarafta olacak şekilde tam ortalıyoruz arkadaşlar. Örneklem ortalaması tam ortada yer alacak. Güven sınırlarını sağa ve sola doğru bu şekilde açacağız ve arkasından şu yorumu yapıyoruz. Ana kütle ortalaması %90 güvenle şu iki değer arasındadır diyoruz. Dikkat edin, örneklem ortalaması buradaydı ama ana kütle ortalaması için %90 buradadır diyoruz. Yalnız bu araştırmayı yaparken %90 değil de eğer %95 yapıyor olsaydık bu aralığı biraz daha genişletmiş olacaktık arkadaşlar. O zaman ne olacaktı? %95'in yarısı olan 0,4750 diyelim arkadaşlar. Bölme işlemini yaptığınız zaman bulacağınız sonuç o. %47,50'si bu tarafta. %47,50'si bu tarafta. Dikkat ederseniz topladığımız zaman yine %95'lik bir güvenden bahsediyoruz. Peki neden %90, %95, %99 gibi güvenlerden bahsediyoruz? Yani bunu biraz daha genişletsek olmaz mıydı? %100 yapsak ya da %999 şeklinde bu aralığı biraz daha genişletsek olmaz mıydı? Arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Yapılan tahmin mesela Azerbaycan'da Bakü'de derse gelen öğrencilerle ilgili bu araştırmayı yaptığımızı düşünelim. Derse gelen öğrencilerin boy uzunluğu ile ilgili bir araştırma yapıyor olsaydık 0 ile 5 metre arasındadır diyebilirdik. Bu verdiğimiz ifade %100 doğru olurdu. 0 ile 5 metre arasında. Ama arkadaşlar bu durumda derse gelen öğrencilerin genel yapısıyla ilgili ya da grubun ortalamasıyla ilgili bir fikir elde edemezdik. Yani
aklımızda yani şu boy uzunluğuna sahip, şu ortalamaya sahip bir grup, bir sınıf diye söyleme şansımız olmazdı. Anlamsız olmaktansa, güven düzeyini geniş tutup anlamsız olmaktansa arkadaşlar, bu aralığı mesela şöyle diyebilirdik. 1.76 ile 1.78 arasındadır. Bunu %90 güvenle söylüyoruz. Arkadaşlar eğer böyle diyor isek, yani %90 güvenle sınırları biraz daha daraltabiliyor isek, o zaman o grup hakkında yorum yapmak, karar vermek ya da ne bileyim buradan yola çıkarak başka işlemler yapmak işimizi biraz daha kolaylaştırıyor. O yüzden ilgilendiğimiz olaya göre güven düzeyini %90, 95, 99 gibi değiştirebiliriz. Ama güven düzeyini ne kadar geniş tutarsak arkadaşlar, o zaman o grup hakkındaki bilgimiz ya da yapacağımız yorum işimizi biraz daha güçleştirebilir. Şimdi bu aralık tahmininde arkadaşlar, aralık tahmini yaparken 1.1 aralık tahmini var demiştik. Slide'dan da göreceğiniz üzere arkadaşlar, aralığın bir alt değeri var. Teta diyoruz, bir de üst değeri var. Buradaki teta olarak adlandırılan değer arkadaşlar, ana kütle parametrelerine genel olarak verilen, simge olarak verilen ifade. Burada söz konusu olan teta ya da ana kütle parametresi ortalama olabilir. Eğer ortalamadan bahsediyor isek arkadaşlar, teta yerine mü'den bahsediyor olmamız lazım. Oran olabilir. O zaman oran yerine pi değerini simge olarak göstermemiz lazım. Şimdi arkadaşlar, tek evren parametresinde aralık tahmini yaparken neler yapıyoruz? Yine slide'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu tahminlemeyi yaparken öncelikle bir güven düzeyi belirlememiz gerekiyor. Bu güven düzeyi %90 diyebiliriz. Bu %90 güven düzeyini birden çıkarttığımız zaman geriye kalan bölge arkadaşlar, alfa anlam seviyesi olarak adlandırılabilir. Yani %95 güvenle araştırma yapın ya da %5 anlam seviyesinde araştırma yapın, aynı şey. Alfa anlam seviyesi arkadaşlar. O yüzden güven düzeyi %95, böyle bir durumda alfanın %5 olması gerekiyor. Slide'dan göreceğiniz güven düzeyi eşittir 1 eksi alfa derken, buradaki alfa arkadaşlar anlam düzeyi. O zaman %5 ise 1 eksi %5 eşittir %95 dediğimiz güven düzeyini buradan belirlemiş oluyoruz. Hacmi n olan bir rastal örneklem seçilir. N sayıda bir örneklemden yola çıkıyoruz. Bu örneklem için teta dediğimiz ana kütle parametresiydi arkadaşlar. Bunun tahminini yaptığımız zaman teta şapka simgesiyle gösteriyoruz. Bu bazen örnek ortalaması, standart sapması ya da örnek oranları olabilir. Ki bu örneklemle ilgili bu tip değerlere istatistik demiştik. Teta şapka istatistiğinin standart hatası hesaplanır. Arkadaşlar ister ortalama ister oranlarla ilgilenelim. Aralık tahmini yaparken standart hataya ihtiyacımız var. Arkasından da dağılım şekliyle ilgili bilgilerden yararlanarak ana kütle ortalama veya oranı ile ilgili bir alt değer, bir üst değer güven aralığı düzeyinde işlemi yapılır arkadaşlar. Şimdi evren aritmetik ortalaması, ana kütle ortalaması, mü'nün aralık tahminlemesi yapılırken arkadaşlar ihtiyaç duyacağımız formül slide'da da sizlerin göreceği üzere. Eğer büyük örneklemlerden bahsediyor isek, buradaki büyük örneklem dediğimiz gözlem birimi sayısı 30 ve 30'dan büyük örneklemlerden bahsediyoruz. O zaman arkadaşlar normal dağılım tablosu dediğimiz Z tablosundan yararlanıyoruz. Böyle bir durumda X ortalama eksi Z çarpı standart hata. Ana kütle parametresi biliniyor ve büyük örneklemlerden bahsediyoruz. X ortalama eksi Z çarpı standart hata dediğimiz alt değeri, üst değeri ise X ortalama artı Z çarpı standart hata formülü de üst değeri buluyoruz arkadaşlar. Eğer burada ana kütle standart hatası bilinmiyor ise, o zaman sigma X ortalama yerine S X ortalamayı kullanarak alt ve üst değerleri benzer formülle, aynı formülle yapabiliyoruz arkadaşlar. Eğer söz konusu örneklem bizim şöyle yapalım. Söz konusu örneklem arkadaşlar büyük örneklem demiştik. X ortalamanın standart hatası küçük n bölü büyük n arkadaşlar. Buradaki büyük n ana kütledeki gözlem birimi sayısıydı. Küçük n ise örneklemdeki gözlem birimi sayısıydı. %5'ten küçük ise örneklemdeki oran, ana kütledeki gözlem birimine oranı %5'ten küçük ise, örneklem seçiminde iadeli seçim uygulanırsa
Ya da tanımlanan evren sonsuz hacimli ise standart hatayı standart sapma bölü kök n formülüyle bulabiliyoruz arkadaşlar. Buna karşılık örneklemin seçiminde iadesiz seçim uygulanıyor ise ya da örneklem oranı küçük n bölü büyük n %5'ten büyük ise arkadaşlar, o zaman standart hatayı hesaplarken düzeltme faktöründen faydalanıyoruz. Buradaki düzeltme faktörü de kök içinde büyük n eksi küçük n bölü büyük n eksi 1. Buradaki büyük n, tekrar söyleyelim, ana kütledeki gözlem birimi sayısı. Küçük n dediğimiz ise örneklemdeki gözlem birimi sayısı. Tekrar ediyorum arkadaşlar, %5'ten büyük ya da iadesiz seçim uygulanıyorsa bu düzeltme faktöründen yararlanıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar aralık tahminlemesine ihtiyaç duyulan bir z değeri var. Bu z değeri için x ortalama eksi mu bölü standart hata formülüyle bir z değeri buluyoruz. Bu z dediğimiz arkadaşlar ortalaması 0, standart sapması ve varyansı 1 olan bir normal dağılım tablosundan bahsediyoruz. Zaten bizim arkadaşlar daha önceki örneklerde baktığımız normal dağılım tablosu da ortalaması 0'a denk gelen, standart sapma ve varyansı 1 olan bir tabloydu arkadaşlar. Kitabın son sayfalarında vardı ki sınav kitapçığında en sonunda zaten bu normal dağılım tablosu ya da Z tablosu olarak adlandırılan bu tablo zaten vardı arkadaşlar. Şimdi bu örneklem büyük örneklem değil de eğer küçük örneklemden bahsediyor ise, küçük örneklem derken de bu sefer örneklemdeki gözlem birimi sayısının 30'dan az olduğu durumda. Arkadaşlar x ortalama eksi z çarpı standart hata diye bahsettiğimiz ana kütle ortalamasını aralık tahmini yaparken kullandığımız formülün tamamıyla aynısını kullanıyoruz. Yalnız küçük örneklemde tek farkı arkadaşlar x ortalama eksi z değil de t çarpı standart hata, üst sınırı bulurken de x ortalama artı t çarpı standart hata formülünden yararlanıyoruz. Yani z yerine bu sefer t'yi kullanıyoruz. T'yi kullanmak demek şu arkadaşlar, z tablosu yerine t tablosunu, Student t tablosuna bakarak bu işlemi yapıyoruz. Student t tablosuna bakarken de örneklem sayısı 30'dan küçük olduğu durumlarda arkadaşlar o zaman serbestlik derecesinden yararlanarak tablo değerlerine bakıyoruz. Arkadaşlar ana kütle ortalaması aralık tahmini tek örneklem için küçük örneklemlerden bahsederken x ortalama eksi t çarpı standart hata demiştik, bu şekilde devam ediyor. Buradaki x ortalama dediğimiz örneklem ortalaması, standart hata dediğimiz örneklem ortalamasının standart hatası. Eğer örneklem sayısı 30'dan küçük ise arkadaşlar standart sapmayı s bölü köken değil de s bölü kök içinde n eksi 1 formülünden yararlanarak yapıyoruz. N eksi 1 serbestlik derecesi olduğunu söylemiştik. N eksi 1 derken gözlem birimi sayısı eksi 1, serbestlik derecesi, tabloya bakarken arkadaşlar bu değerden yola çıkarak yapıyoruz. Yalnız burada şöyle bir şey var. Tablodan yararlanarak 1 eksi alfa güven düzeyi için t tablo değerini arkadaşlar bir örnekle açıklayalım demiş. Biraz sonra örneklerde bunu göstereceğiz. Ya da işlem yaparak göstereceğiz arkadaşlar. Eğer %95 güvenle işlem yapıyor isek, t tablosundan bahsediyorum, o zaman bizim alfa anlam seviyemiz %5 diyoruz. %5 olduğuna göre bizim normal dağılım tablomuz bu şekildeydi. T tablomuz da arkadaşlar aynı şekilde. Şimdi bizim t tablomuz, kitapçığa baktığınız zaman tek taraflı t tablosu dediğimiz bir tablo arkadaşlar. Biz yalnız aralık tahmini yaparken %95 derken bunun yarısının bu tarafta, diğer yarısının bu tarafta olduğunu söylemiştik. Geriye kalan bölgenin toplamının %5 olduğunu söylemiştik. %95 burası ise %5 burası. T tablosu tek taraflı bir tablo olduğu için arkadaşlar serbestlik derecesinden yola çıkarak tabloya bakarken bu %5'in yarısı 0,025 buradadır. 0,025 buradadır. 0,025 değeri buradadır diyoruz. Tabloya bakarken ilgilendiğimiz serbestlik derecesi %5 ise aralık tahmini için arkadaşlar 0,025'e bakarak işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu biraz sonra örnek çözerken ayrıntısıyla göstereceğim. Şimdi evren ortalama değil de eğer oranından bahsediyorsak arkadaşlar yapılan işlemler aslında aynı. Yani slide'in en altında sizler de göreceğiniz üzere P eksi Z çarpı standart hata. Burada
Ortalamalardan bahsederken x ortalama değerini kullanmıştık. Oranlardan bahsederken de oran değeri olarak p simgesini kullanıyoruz. Büyük örneklem ise yine z değeri. Standart hata oranlardan bahsederken s indis x ortalama değil s indis p olarak sp diyelim isterseniz kısaca. Alt değeri bu şekilde, üst değeri de p artı z çarpı standart hata formülüyle oranlara ait aralık tahminini yaparken bundan yararlanıyoruz. Arkadaşlar z değerini hesaplarken yine ortalamalarda olduğu gibi, ortalamalarda nasıldı? X ortalama eksi mu bölü standart hataydı. Oranlarda slide'da göreceğiniz üzere p eksi pi bölü standart hata formülüyle yapıyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar ilk şey standart hata oranlarla ilgili. Slide'dan görüyorsunuzdur ama ben buraya tekrar yazayım. Biraz sonra işlemlerde falan yapacağız arkadaşlar. N çarpı P çarpı Q veya 1-P olarak adlandırıyorduk arkadaşlar. Standart hatayı, ana kütle standart hatasını örneklem içinde N yerine, büyük N yerine küçük N, P çarpı 1-P. Arkadaşlar bu şu anda yazdığımız bizim oranlara ait standart sapma formülü. Ama söz konusu olan sapma değil de ortalama ise P çarpı 1-P bölü N formülüyle standart hatayı, oranlara ait standart hatayı bu formülle buluyoruz arkadaşlar. Slide'a tekrar geri dönüyorum. Slide'da sizler de görmüş olmalısınız. İlk formülümüz P çarpı 1 eksi P bölü N kök içinde bu oranlara ait standart hata formülü. Söz konusu olan arkadaşlar eğer tek örneklem değil de iki örneklemse yapılan işlemlerde aslında hiçbir fark yok. Böyle bir durumda x ortalama eksi z çarpı standart hata dediğimiz tek örnekleme ait formülde bu sefer iki ayrı örneklemden iki ana kütle bahsettiğimiz için iki ayrı örneklemden bahsettiğimiz için ortalamalar arasındaki fark. Birincinin ortalaması eksi ikincinin ortalaması, o yüzden x ortalama 1 eksi x ortalama 2 diyoruz. Eksi yine z çarpı standart hata, ama buradaki standart hatayı hesaplarken bu sefer iki örnekleme ait standart hata formülünden yararlanıyoruz. Arkadaşlar bu durumda da ana kütle ortalaması mu değil, iki ayrı ana kütle ortalaması arasındaki farktan bahsettiğimiz için de mu 1 eksi mu 2 olarak adlandırıyoruz ortadaki tahmin edilen ana kütle parametre değerleri için. Alt değer x ortalama 1 eksi x ortalama 2 eksi z çarpı diye devam ediyordu. Üst değer de x ortalama 1 eksi x ortalama 2 artı z çarpı standart hata. Neyin standart hatasıydı? İki örneklem ortalamaları arasındaki farkın standart hatasıydı arkadaşlar. Bu formül tekrar söylüyorum. Büyük örneklemler için, büyük örneklem dediğimiz örneklemdeki gözlem birimi sayısının 30'dan büyük olduğu durumda. Eğer iki örneklemden bahsediyorsak her ikisinin de 30'dan büyük olması gerekir arkadaşlar. Böyle bir durumda her ikisi de 30'dan büyük ise iki örneklem ortalamasına ait standart hatayı hesaplarken arkadaşlar birincinin varyansı bölü n1 artı ikincinin varyansı bölü n2 kök içinde yazarak iki örneklem ortalaması arasındaki farkın standart hatasını üstte verilen formülle yapıyoruz arkadaşlar. Söz konusu olan örneklem olduğu zaman da formülümüz aynı. Bu durumda z değerini hesaplarken arkadaşlar iki ana kütle ortalaması arasındaki mu 1 eksi mu 2 olarak adlandırdığımız değerin sıfır ya da sıfıra yakın olacağı varsayımıyla hareket edildiği için z değerini hesaplarken sadece örneklem ortalamaları x ortalama 1 eksi x ortalama 2 bölü iki örneklem ortalamasına ait standart hata formülüyle işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Yalnız bu iki örneklem ortalaması büyük örneklem değil de, yani her ikisi N1 ve N2'nin 30'dan büyük olduğu durum değil de 30'dan küçük olduğu durumdan bahsediyor isek böyle bir durumda arkadaşlar serbestlik derecesi tek bir örneklem için N-1'de, iki tane örneklem için birisi için N-1 diğeri için de N-1 olduğuna göre o zaman N1 ve N2 N1 artı N2 eksi 2 formülüyle serbestlik derecesini buradan elde ediyoruz. Küçük örneklemlerde standart hatayı arkadaşlar slide'da göreceğiniz formül ya da gördüğünüz formülle N1 çarpı birincinin varyansı artı ikinci örneklem gözlem birimi sayısı N2 çarpı ikincinin varyansı bölü N1 artı N2 eksi 2 ve düzeltme faktörü olarak da 1 bölü N1 artı 1 bölü N2 kök içinde değeriyle bu işlemi yapıyoruz. Biz bu işlemleri hep z değerleri için hesaplıyorduk ama söz konusu olan küçük örneklem ise bu sefer z değil, formülümüzü t eşittir x ortalama 1 eksi x ortalama 2 yapıyoruz.
bölü standart hata örnekleme ait, iki örnekleme ait standart hata formülüyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunun ortalamalar değil de oranlar olması arkadaşlar işlemi değiştirmiyor. İşlemde bu sefer ilgilendiğimiz birinci örneklemin oranına P, normalde oranlara P olarak adlandırıyorduk. Birinci örneklemin oranı karışmasın diye P1, ikincisi karışmasın diye P2 diyelim. O zaman birinci örneklemin oranı R1 bölü N1'den, ikinci örneklemin oranı ise R2 bölü N2'den örneklem oranları belirlenir. İki örneklem oranları arasındaki farktan bahsediyor isek bu durumda P1 eksi P2 istatistiği hesaplanır arkadaşlar. Bu işlemi yaparken standart hatamız P1 çarpı 1 eksi P1 bölü N1. Bu birincisine ait standart hataydı. Benzer şekilde ikincinin standart hatası da böyle ama iki örneklem oranının standart hatasını birlikte hesaplamak istersek slide'da göreceğiniz S ya da standart sapma indis P1 eksi P2 eşittir. P1 çarpı 1 eksi P1 bölü N1 artı P2 çarpı 1 eksi P2 bölü N2. Tüm bu değerlerin arkadaşlar hepsi kök içinde standart hata formülünü oranlara ait iki örneklem oranı arasındaki farka ait standart hata formülünü bu formül yardımıyla hesaplıyoruz. Yine büyük örneklemden bahsediyor isek Z değerimiz ortalamalar olsaydı X ortalama 1 eksi X ortalama 2 idi. Oranlar olduğu zaman da P1 eksi P2 bölü örneklem oranları arasında iki örneklem oranları arasındaki farkın standart hatası formülüyle yapıyoruz arkadaşlar. Slide'da sizlerin de göreceği üzere iki örneklem ortalaması veya oranı olması yaptığımız aralık tahmini formülünü değiştirmiyor. Bu durumda oran olduğu zaman sadece oranlara ait simgeleri kullanıyoruz. P1 eksi P2 iki örneklem oranı arasındaki fark eksi arkadaşlar burası önemli. Ortalamalarda bunları gördük. Z çarpı standart hata değeri ne olarak hesaplanırsa hesaplansın ilk bulduğumuz değerden çıkarttığımız zaman alt değeri Z çarpı standart hata değerini değere eklediğimiz zaman arkadaşlar üst değeri ya da üst sınır değerini buluyoruz. Burada iki örneklem oranı olduğuna göre P1 eksi P2'ye eklediğimiz zaman üst sınırı buluyoruz. O zaman ortada tahmin ettiğimiz yer ana kütle simgesi olarak düşündüğümüzde ki zaten bunların tahminini yapıyoruz. P değil iki tane olduğu için P1 eksi P2 arasındaki fark olarak adlandırılır arkadaşlar. Şimdi tüm bu yaptığımız işlemleri arkadaşlar ünite sonundaki sorularla pekiştirmeye çalışalım. Şimdi biraz hızlı gittiğimizin farkındayım arkadaşlar. Şimdi burada birinci sorumuzda bizde bir evrenin aritmetik ortalamasının güven sınırlarını %99.34 güvenle tahmin edebilmek için diyor. Bu güvenle tahmin yapmak istiyor isek arkadaşlar Z tablo değeri. Sonuçta bir evren aritmetik ortalaması hesaplanacak bir Z değeri soruluyor. Böyle bir durumda biz bu güven düzeyinin yarısının ortalamanın sağında diğer yarısının ortalamanın solunda olduğunu biliyoruz. Nasıl %90 ise %90'ı ikiye böldüğümüz zaman %45'i sağda %45'i solda diyorduk. O zaman tüm işlemler için benzer mantıkla hareket ediyoruz. Güven düzeyini ikiye böldüğümüz zaman ortalamanın sağında kalması gereken %49.67 yine ortalamanın solunda kalması gereken değer %49.67. Peki %49.67 olarak adlandırdığımız bu değer arkadaşlar slide biraz sonra döneceğim. 0.4967 dediğimiz 0.4967 dediğimiz yani alanı bu kadar olan Z değeri nedir arkadaşlar? Bizim aslında aradığımız değer bu. Yani alanı bu kadar olan Z değeri güven düzeyini ikiye bölerek bulduğumuz bu alan değeri için arkadaşlar normal dağılım tablosuna bakıyoruz. Tabloya birlikte dikkatlice bakarsak arkadaşlar 0.4967'yi tablo içinden birlikte arayalım arkadaşlar. Birlikte aradığımız zaman mouse'u sizlerde görebiliyor olmanız lazım. 4967 şuradan şöyle yapsam acaba büyütebilir miyim? 49 49 27 49. Arkadaşlar şu anda mouse'u getirdiğim yer 4967. 4967 sizlerde görebiliyor musunuz bilmiyorum mouse'tan. 2,7'den sağa doğru gidin arkadaşlar. 2,7 değerinden. Sağa doğru gittiğiniz zaman 1 2 3 4 pardon 1 2 3. değerin 4967 olduğunu görürsünüz.
2,7'den sağa doğru giderken 2,7'nin yanındaki ilk değer 2,70'e yani 7 sıfıra denk geliyor. Bir sonraki değer 2,71'e yani 7 sonra 1'e denk geliyor. 49,67 2,7'den 0,1 ikinci değere denk gelerek arkadaşlar buradan görme şansımız var. 49,67 şu 0,02'den aşağıya doğru indiğiniz zaman pardon özür diliyorum. Hangi değerdeyiz? Evet 49,67. Buradaki ekrandan tekrar büyütürsem 2,72 değerine denk geldiğini arkadaşlar sizler de görebilirsiniz. Şimdi İkinci örneğe geldim. Birinci örneği yaptık. İkinci örneğe geldim arkadaşlar. İkinci örnek her birinde 50'şer işçi olan iki grubun ortalama verimlilik değerleri arasındaki farkın güven düzeyi araştırılmak isteniyor. İki tane örneklem var. 50'şer birimlik güven düzeyi %95 olarak tahminlenmek isteniyor. Z veya T tablolarından hangisine bakılmalı? Bakıldığı zaman ortaya çıkacak değer seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş? Arkadaşlar bu soruyu doğru cevaplayabilmek için öncelikle şunu hatırlamamız gerekiyor. N sayısı 30'dan büyük ise büyük örneklemlerden bahsediyorduk. Büyük örneklemlerden bahsettiğimiz zaman Z tablosundan yararlanılırdı. O zaman bizim T tablosu değil Z değerlerinden birini bulmamız lazım. Yani seçeneklere baktığımız zaman C, D, E seçeneklerinden birisi olması lazım. Şimdi %95 güven düzeyinden bahsediyor isek o zaman biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir kez daha hatırlayalım. Güven düzeyini ikiye böldüğümüz zaman ortalamanın sağında ve ortalamanın solunda kalması gereken alan değerini buluyorduk. O zaman ortalamanın sağ ve solunda kalan değer %95'in yarısı olan 47,50 olduğuna göre 47,50'nin denk geldiği Z değeri tabloya yine 47,50'yi arkadaşlar pardon şöyle 47,50 arkadaşlar 47,50'ye sizler de şöyle yapalım. 47. Şu değeri görmüş olmalısınız. Bu değer arkadaşlar sol tarafa gittiğiniz zaman 1,9'un hizası arkadaşlar. 47,50'den yukarıya doğru çıktığınız zaman da 0,6'ya denk geldiğini göreceksiniz. O zaman bizim aradığımız değer 1,96'dır diyoruz arkadaşlar bu örnek için. Yani verilen seçenek C şıkkında doğru olarak verilmiş. T değil Z değeri 1,96 olarak yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman iki tane örneklem olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisinin 15 diğerinin 12 olduğunu görüyoruz. Birbirinden bağımsız rastsal örneklemleri seçildiği evrenlerin dağılımları normal ise bu iki evrenin ortalamalar arasındaki farkın %95 güven düzeyi için tahminlenmesi istediğinde Z veya T tablosundan hangisine bakmamız gerekiyor? Arkadaşlar dikkat edelim 30'dan küçük olduğuna göre küçük örneklemden bahsediyoruz. Her ikisi 30'dan küçük olduğuna göre. O zaman Z değil T tablosundan bahsettiğimize göre bizim bir arkadaşlar serbestlik derecesini bulmamız lazım. Serbestlik derecesi de iki örneklem için N1 artı N2 eksi 2 idi. Bizim sorumuz için 15 artı 12 eksi 2'den serbestlik derecesinin 25 olduğunu görüyoruz. %95 güven düzeyinden bahsedildiğine göre %5 anlam seviyesinden bahsediyoruz. %5 anlam seviyesi ise anlam seviyesini 2'ye böldüğümüz zaman 0,025 olduğunu görürüz arkadaşlar. O zaman 0,025 tablonun üstüne baktığımız zaman 0,025'i arkadaşlar buradan sizler de görmüş olmanız lazım. Buradan aşağıya doğru nereye kadar iniyorum? 25 serbestlik derecesine kadar iniyorum. 25 serbestlik derecesine kadar indiğim zaman 2,060 değerini sizlerin de görmüş olması gerekir arkadaşlar. 2,060 0,025 değeri olarak örneğimizi yaptık arkadaşlar. O zaman bizim sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? 2,06 ya da 0,60
Bu iki örneklem için %95 güven düzeyinde T tablo değeri E şıkkında doğru olarak verilmiştir diyoruz arkadaşlar. Şimdi dördüncü örneğimize geldiğimiz zaman normal dağılıma sahip bir evrenden rastsal olarak seçilen 100 birimlik bir örneklem var. Bu örneklemin ortalaması 56, standart hatanın tahmini değeri ise 1,2 olarak bulunmuş. Evren ortalaması 53 ise ortalamanın dönüştüğü Z değerinin sağında kalan bölgenin arkadaşlar evren ortalamasının dönüştüğü Z değerinin sağında kalan bölgeden bahsediyoruz. Şimdi verilen değerleri arkadaşlar doğru olarak yazdığımız zaman birincisi 100 birimlik örneklem demiştik. Bu örneklemin ortalamasının 56 olduğunu söylemiştik. Bu örneklemin standart hatasının 1,2, ana kütle ortalamasının ise 53 olduğunu söylemiştik. Böyle bir durumda arkadaşlar bizim örneklem ortalamasının dönüştüğü Z değerini bulmak için X ortalama eksi mü bölü standart hata formülünden yararlanmamız gerekiyor. Değerleri yerine yazdığımız zaman örneklem ortalaması eksi ana kütle ortalaması bölü standart hata Z eşittir 2,5 değerini buluruz. Z eşittir 2,5 değerini bulduğumuz zaman o zaman Z eşittir 2,5 değerinin hangi Z değerine dönüştüğünü bulmak için arkadaşlar şuraya dikkatlice bakın 49,38 2,5'un hemen yanındaki değer. Bu 2,5 ile 2,50 aynı şey arkadaşlar. Buradan yukarıya doğru çıktığınız zaman tam 0,0'a denk geldiğini görürsünüz. O yüzden 2,5 değerinin 49,38 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda 49,38 ise alanı 49,38 ama bize neyi sormuştu? Bunun sağ tarafında kalan alanı sormuştu. Arkadaşlar normal dağılım tablosunu düşündüğümüz zaman normal dağılım tablosunun şu şekilde olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Bu çizginin altında kalan alanı arkadaşlar biz %100 olarak adlandırmıştık. Tam ikiye böldüğümüz zaman %50 burada, %50 burada. Yalnız bizim bahsettiğimiz bu Z değeri şuraya kadar olan değer 0,4938 ise bunun sağında kalan bölge yani nokta nokta yaptığım bölgenin alanının ne olduğunu bulmak için arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Tamamı %50 olduğuna göre %50'den 49,38'e çıkartmamız gerekiyor. Bu çıkartma işlemini yaptığımız zaman işlem sonucu 0,0062 olarak arkadaşlar buluruz. İlgilendiğimiz Z değerinin sağında kalan yani örneklem ortalamasının denk geldiği Z değerinin sağında kalan bölgenin oranlanmış alanı A şıkkında doğru cevap olarak verilmiş arkadaşlar. Beşinci soruya geldiğimiz zaman yine bir evren 100 birimlik örneklem. Bu örneklemin ortalaması 20 standart sapması 5 olarak bulunmuş. Evren ortalaması %95-44 güvenli hangi aralıkta yer alır? Arkadaşlar o zaman biz tek evren ana kütle ortalamasını hangi formülle buluyorduk? Bir kez daha hatırlayalım. X ortalama eksi Z çarpı standart hata. X ortalama artı Z çarpı standart hata. Bu bize ana kütle ortalamasını bulmak için aralık tahmini yapabilmek için lazım olan formüldü. Şimdi bize lazım olan değerler X ortalama değerimiz var. Z değerini bulmak için arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? 0,9544 bu güven düzeyimizde. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman 47,72 çıkıyor. Yine normal dağılım tablosuna baktığınız zaman 47,72'nin arkadaşlar şöyle tabloya baktığınız zaman 47,72'nin 2,00 değerine denk geldiğini sizler de görmüş olmalısınız. Şimdi o zaman bizim Z değerimiz 47,72 Z eşittir 2 ise bizim işlemi yapabilmemiz için bir de neye ihtiyacımız var? Arkadaşlar standart hataya. Soruda bize standart hata verilmiş mi? Bir önceki örnekte standart hata verilmişti. Burada standart hata değil, standart sapma verildiğine göre standart hatayı nasıl bulmamız gerekiyor? Standart sapma bölü kök n formülüyle bulabileceğimizi söylemiştik. O zaman standart sapma 5 bölü kök n dediğimiz n gözlem birim sayısı 100. İşlem sonucu standart hata bizim örneğimiz için 0,5 olarak bulunur. Bulduğumuz değerleri yerine yazdığımız zaman 20 eksi Z çarpı standart hata 2 çarpı standart hata 0,05. Arkadaşlar 2 çarpı 0,05 çarpımı 1 yapar. Bunu 20'den çıkarttığımız zaman alt sınır 19'u 20'ye eklediğimiz zaman üst sınır 21 değerini buluruz. O zaman bizim sorumuzda doğru cevap A şıkkında verilmiştir diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizde
kız ve erkek öğrencilerin başarı ortalamaları arasındaki farkın tahminlemesi ne konu alan bir araştırmada tahminlenecek parametre nedir? Arkadaşlar parametre dediğine göre bir kere örnek oran veya ortalamalarından bahsetmiyoruz. Ana kütle simgeleri olması lazım. Şimdi kız ve erkek öğrencilerin başarı ortalaması dediğine göre o zaman mü'lerden bahsediyoruz. Başarı oranları deseydi pi'lerden bahsediyor olacak. Yani kız ve erkek öğrencilerin başarı oranları deseydi A şıkkı, başarı ortalaması dediğine göre sorunun doğru cevabını C şıkkı olarak cevaplandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geldiğimizde, ki sınavda da böyle sorular çıkabilir arkadaşlar. Kolay sorulardır. Dikkat ederseniz hepinizin rahat rahat yapabileceğine inandığım sorular. Bir lojistik firmasında çalışan personelin iş yeri memnuniyeti araştırılması istenmektedir. Bu amaçla 100 personel rastsal olarak tesadüfen seçilmiş, seçilen personelin 68'inin memnun olduğu belirlenmiştir. Bu bilgilere göre bu firma çalışanlarının iş yerinden memnuniyet oranını belirleyiniz. Arkadaşlar %90, %95, %99 gibi bir güven düzeyi olmadığına göre aralık tahmininden bahsetmiyoruz. Nokta tahmininden bahsediyoruz. Nokta tahmininden bahsediyor isek o zaman seçilen 100 kişi var, memnun olan 68 kişi var. Bu örnekten yola çıkarak tahminimizi memnun olan kişi sayısı bölü örneklemdeki gözlem birimi sayısı işlemiyle 0,68 olarak soruyu cevaplandırıyoruz arkadaşlar. 8. sorumuzda ortalaması 50, varyansı 23 olan 50 birimlik bir örneklem evren ortalaması %95 güvenli hangi aralıkta yer alır denilmiş. Yine tek örneklemden bahsediyoruz arkadaşlar. Böyle bir durumda ana kütle ortalamasını hesaplamak için kullanılacak formül x ortalama eksi z çarpı standart hata, x ortalama artı z çarpı standart hataydı. Verilen değerler neler? Ortalaması 50, örneklem ortalaması. Varyansının 23 olduğu söylenmiş. Gözlem birimi sayısının 50 olduğu söylenmiş. Ve %95 güvenle yapılır denilmiş. Arkadaşlar bize lazım olan z ve standart hataydı. O zaman standart hatayı bulmamız için bizim standart sapma bölü kök n veya n-1'den yararlanmamız gerekiyordu. Böyle bir durumda arkadaşlar varyansımız 23 ise bizim örneklemimizin standart sapması kök içinde, ki varyans standart sapmanın karesi olduğu için varyanstan standart sapmayı bulmak için arkadaşlar kare kökünü almamız yeterli. Örneğimiz için standart sapma değerimizin 4.79 olduğunu görürüz. O zaman 4.79 ise standart hata, standart sapma bölü kök n eksi birden formülüm işlemimizi yaptığımız zaman n sayısı 50 olduğu için kök içinde 50 eksi 1 dışarıya 7 olarak çıkar. Standart hata formülümüz 4,79 bölü 7, standart hata 0,68 olarak bulunur. Peki bize başka ne lazımdı arkadaşlar? Z değeri lazımdı. Z değeri içinde güven düzeyi %95 olduğuna göre 2'ye bölerek yarısı 47.50'nin denk geldiği Z değerinin 47.50'nin alanının 1,96 olduğunu arkadaşlar sizler de daha önceki tablolardan hatırlıyorsunuz. Tabloya tekrar dikkatlice bakarsanız sizler de görebilirsiniz. Z değeri 1,96 ise değerleri yerine yazdığımız zaman x ortalama 50. Eksi z değeri 1,96 çarpı standart hata değeri 0,68. Bu 1,96 ve 0,68 değeri çarpımları çıkan sonuç 1,33. Arkadaşlar 50'den bunu çıkarttığımız zaman alt değeri, eklediğimiz zaman da üst değeri buluyoruz. Şimdi 50 eksi 1,33 deyip neden 48.66 yazdık, 48.67 yazmadık? Virgülden sonraki rakamlarda 3. rakam arkadaşlar 5 ve 5'ten büyükse yuvarlama yapılır denilmişti arkadaşlar. Daha önce söylemiştik bunu. Bu yuvarlama işlemlerinden dolayı biz 48.67 değil de 48.66 olarak sorunun doğru cevabı seçeneklerde verilmiş. D şıkkında verilen cevaba dikkatlice bakarsanız bizim aradığımız sorunun cevabı 48.66.51.34 şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. 9. soruya geldik. 9. sorumuz oranlarla ilgili. Oranlarda ne diyor? Bir milletvekili kendi seçim bölgesinde partisinin oy oranını tahmin etmek istiyor. Bu amaçla rastsal olarak 750 seçmene soru soruyor. Soru sorduğu seçmenlerin 495 tanesi evet ben sizin partinize oy vereceğim diyor. Böyle bir durumda 495'i böyle diyor ama nokta tahmini yapmak istemiyoruz arkadaşlar. %95 güvenle bizim ana kütle ya da evren
oranımız ne olur? Bu bölgedeki partimizin oy oranı hangi aralıklarda yer alır? Arkadaşlar %95 güvenle yapıyor isek, oranlardan bahsettiğimize göre o zaman o mü değil, pi'yi tahmin ediyoruz oranlardan bahsederken. 750 seçmenimiz olduğunu söyledik. 495'in ilgilendiğimiz partiye, araştırdığımız partiye oy vereceğini söyledik. %95 güven dedik. Arkadaşlar o zaman bizim oranımız 495/750, yani bizim partimizin nokta tahmini olarak yapıyor olsaydık örneklem oranımız 0,66 olarak bulunacak. 495/750'den. Bize daha sonra arkadaşlar standart hatayı hesaplarken lazım olacak. 1-P dediğimiz, birden 0,66'yı çıkarttığımız zaman 0,34. Arkadaşlar bazı kitaplarda 1-P, bazı kitaplarda Q olarak yazdığı için 0,34'ü Q olarak da düşünebilirsiniz. Ya da sınav kitapçınızın arkasında Q olarak verildiyse Q değerini 1-P ile bulduğumuzu bilmenizde fayda var. Şimdi bizim standart hatamız oranlara ait. P çarpı 1-P bölü N değerleri yerine yazdığımız zaman 0,66 çarpı 1-0,66/750 işleminin sonucunun kök dışına 0,017 olarak çıktığını arkadaşlar sizler de hesaplayabilirsiniz. Şimdi ben arkadaşlar böyle yapıyorum, işlem hatası doğal olarak yapmış olabilirim. O yüzden sizlerin de bu işlemleri kontrol etmenizde fayda var. Yani anlatımda sorun yok ama işlem hatası yapılmış olabilir. Kontrol etmenizde fayda var. Standart hata bu örnek için oranlara ait standart hatamız 0,017. %95 güvenden bahsediyorduk. O zaman yarısı 47,50 dedik. 0,47,50. Bunun denk geldiği Z değerinde 1,96 olduğunu önceki örneklerden de hatırlıyoruz. Oranlara ait ana kütle oranı tahmini için kullanılacak olan formül P eksi Z çarpı standart hata, oranlara ait standart hata. P değerini tahmin ediyoruz. Bu alt sınırda arkadaşlar, üst sınır ya da üst değer için P artı Z çarpı standart hata. Şimdi değerleri yerine yazdığımız zaman 0,66 dediğimiz bizim örneklemimizin oranı. 1,96 dediğimiz %95 güven düzeyinin denk geldiği Z değeri. 0,017 dediğimiz değer ise bu örneğe ait standart hata değeri arkadaşlar. Oranlara ait standart hata. 1,96 ile 0,017'yi çarptığımızda 0,033 değerini sizler de bulmuş olmalısınız. 0,66'dan bunu çıkarttığımızda 0,627 alt sınırı ya da alt değeri, 0,033'ü 0,66'ya eklediğimiz zaman da 0,693 değeri de bizim üst sınır değerimizi bize verir. O zaman biz buradan ne diyoruz? Bu partinin bu bölgede yapılan bu örneklemden yola çıkarak %95 güvenle alacağı oy oranı alt sınır %627, 0,627, 0,693 değerleri arasında yer alır. Bunu %95 güvenle söyleyebiliriz diyoruz arkadaşlar. Ünitemizin sonundaki soruya geldik. Evren parametresine, yani ana kütle parametresine yakın örnekleme dağılımına sahip olan tahminleyiciye ne ad verilir? Arkadaşlar ana kütle parametresine yakın tahmin yapabilmek istiyor isek yansız tahminleyiciden yararlanmamız gerekiyor. Etkin tahminleyici ya da tutarlı tahminleyici diye bir şey yok. Yeterli tahminleyici diye bir şey yok. Arkadaşlar yanlı tahminleyici de bunu geçen haftaki örnek seçme yöntemlerinden hatırlayacaksınız. Yanlı yapılan işlemlerin arkadaşlar çok bizi doğruya götürmediğini söylemiştik. O yüzden sorumuzun doğru cevabını yansız tahminleyici olarak cevaplandırıyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz, ikinci ünitemiz bitti. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.